Merhaba, öğleden sonra oturumuna hoş geldiniz. Ben Doktor Alp Birçok, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde öğretim üyesiyim. Bu oturumu Doktor Başar Bilgiç, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi arkadaşımızla beraber yürüteceğiz. Yolculuk Nereye'miş ismi. Tahminler ve kehanetler başlığını taşıyor. Hani tahmin yapmak zordur, geleceğe dair tahmin yapmak iyice zordur derler. Hele hele gelecek yüzyıla dair tahmin yapmak iyice zor olsa gerek. Timuçin Oral, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden öğretim üyesi profesör doktor. Özellikle bildiğiniz gibi duygu durum bozuklukları ile ilgileniyor. Uzun süre Bakırköy'de çalıştıktan sonra şimdi başka bir üniversitede çalışıyor. Timuçin'le başlıyoruz. 45 dakika sanırım bir konuşma süresi var. Sanırım Timuçin Bey ayrılacağı için konuşmadan sonra onunla ilgili soru ve katkıları öyle mi yapalım? Peki, tamam. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Önce Profesör Pelikan Gökalp'in şahsında düzenleme kuruluna teşekkür ederim. Çok önemli bir sempozyumda, önemli bir konuda, önemli bir konuşmacıyla beraber bir konuşma fırsatı verdiği için. Şimdi genelde Hakan karamsardır, ben de iyimserimdir bildiğim kadarıyla. Ama bu konuşmada ben umutlu karamsar bir tablo çizeceğim. Hakan da iyimser bir tablo çizeceğini tahmin ediyorum. Umutlu olup olmayacağını göreceğiz. Önce aslında hani psikiyatri bir hekimlik dalı, bundan birkaç kere söz edeceğim ama bilmeyenler için hemen şu ördek avı fıkrasının değişik versiyonunu anlatayım. Bir aile hekimi, bir nörolog, bir psikiyatr, bir beyin cerrahı ve bir nöropatolog ördek avına çıkarlar. Bir ördek avlanır, aile hekimi ateş edecektir. Bakalım uzmanlar bu konuda ne düşünüyor der ve vuramaz. Nörolog tüfeğini kaldırır, ateş edecek. Ya bu ördek ama son okuduğum literatürde bunun %1 olasılıkla ördek olmayabileceği yazıyordu der. Vuramaz. Psikiyatrist tüfeğini kaldırır. Ya bu ördek ama bakalım kendisi biliyor mu ördek olduğunu der. Vuramaz. Nöroşürjen ateş eder, ördeği düşürür. Sonra nöropatoloğa döner, git bak bakalım ördek miymiş değil miymiş der. Devamı da söyleyeyim. Nöropatolog da numune yetersiz tekrar uygundur diyor galiba. Şimdi önce ben son sözü söyleyerek başlayacağım. Gelecekte psikiyatrinin ne vaat edeceği insanın biricikliği düsturundan ayrılmadan genelleme yapabilmesine bağlı. Tabii. Şöyle eğileyim de biraz. Ne kadar genelleme yapabileceğine bağlı. Psikiyatri bunu vaat edebilir. Bugün içinde bulunduğumuz bakış da buna imkan sağlıyor. Ama bunun için gerekli paradigma değişikliğini sağlayacak araçlara da sahip değiliz. Onun için umut ediyoruz. Aslında psikiyatrinin ne vaat edeceği, nörolojinin ne vaat edeceğiyle çok doğrudan ve yakından ilişkili. Bana sordurulan soru bu. Yani gelecekte ne olacak? Ben de biraz 100 yıl önce ne umuyordu, 100 yılda ne bulduyla başlayacağım. Aslında 2 gündür, 3 gündür dinlemekte olduğunuz şeyleri belki bir tekrar hızlıca gözden geçireceğiz. 100 yıl sonra ne vaat edeceğini söylemek neredeyse imkansız, Alp'in de söylediği gibi. Zaten hani böyle bir vizyonum da yok ama vizyon sahibi bir insan tanıyorum. Cumhurbaşkanımıza baktım. Belki hani 2114'ü kestirebilir miyim diye. Onun vizyonu da 2071'de bitiyordu. Oradan bir çıkarsama yapamadım. Şimdi 16 Ekim 1914'te yani kurulduğunda, Osmanlı Akliye ve Asabiye Cemiyeti kurulduğunda hakikaten tanı tedavi alanında ne neredeydi diye bir bakmak gerekiyor. O yıllarda 2000'li yıllara ait tasarlanan bir takım kartpostallar var. O kartpostallarda geleceğin dünyasının böyle olacağı resmedilmiş. Aslında her şeyin böyle işte uçarak, insanların zihnine bilginin bir biçimde sokularak filan ama kılık kıyafetler, içinde bulunan ortam konusundaki vizyon orada kalmış. Çünkü içinde bulunduğunuz durumdan geleceğe doğru baktığınız zaman içinde bulunduğunuz yeri tümüyle ortadan kaldırarak geleceğe bakma şansınız yazık ki olmuyor. O yıllarda yani Türk Nöropsikiyatri, daha doğrusu Osmanlı Akliye Asabiye Cemiyeti'nin kurulduğu yıl
Aralık ayı National Geographic Türkiye sayısı yapmış ve o yılların İstanbul'unu böyle görüntülemiş. Orhan Hoca'nın da dediği gibi 12 tane cesur insan bu cemiyeti kurdular ve onlar kurduğunda Osmanlı İmparatorluğu'nda psikiyatrik alandaki tanılar 3 aşağı 5 yukarı bugünkülere benzer düzeydeydi. Zaten aslında çok da bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Bir sınıflandırma sistemi. Çünkü ICD yok, DSM yok. O yıllardaki tek sınıflandırma sistemi ölümlerin neden ortaya çıktığının sınıflandırıldığı bir sistem. Dolayısıyla burada geçiyor bir takım hastalıklar. Bütün genel de burada geçiyor. Psikiyatriyle ilgili rahatsızlıkları da mental yabancılaşmanın diğer halleri diye tarif etmişler. Ne bu mental yabancılaşmanın diğer halleri? İşte burada gördüğünüz bir kısmı çok tanıdık olan, bir kısmı hala var olan, bir kısmı tarihin derinliklerinde kaybolmuş bir takım tanılar. Ki George Bernard Shaw aynı yıllarda kaba sınıflandırmanın aslında organize hayatın laneti olduğunu söylüyordu. Yani Osmanlı o yıllarda görece çağdaş bir sınıflandırma kullanıyordu desek çok da yanlış olmayacak. Bilinebilen tek tedavi yöntemi hipnoz aslında psikolojik tedavi anlamında. Hipnoz da tarihin aslında çöplüğüne atılmışken bir nörolog tarafından histeriyle beraber çıkarılıp Bilimler Akademisi önünde sunularak kullanıma sokuldu ve bunu iki tane genç adamın yaygınlaştırması ve başka bir tedavi türünü başlatması izledi. Sağda Anno'yu görüyorsunuz. Anno'yu Cem Atbaşoğlu MS olduğunu söyledi. Ben tüberküloz menenjit olduğu ile ilgili bir yazıda okumuştum. Yani bu da başka bir enteresanlık. Freud aslında bildiğiniz gibi hayata nörolog olarak Brücke'nin yanında başladı. Medulla oblongata ve medulla oblongata'nın beyaz cevher bağlantılarıyla ilgili enteresan buluşları var. Sağdaki çizim bizzat Freud'un kendisine ait. Sonraları Brücke'nin yanından ayrılıp Profesör Maynard'la birlikte çalışıyor. Maynard'la birlikte çalışırken yukarıda çizdiği, resmettiği, tasarladığı biçimiyle işte dürtülerin acaba nörolojik bağlantıları olabilir mi düşüncesini bu bilimsel psikoloji projesiyle ortaya atıyor. Aşağıda da Fries'e yazdığı mektupta 1800'lerin sonlarında, 1900'lerin başında aslında kateksisin nasıl nöronal sinir deşarjlarıyla ilişkili olabileceğini anlattığı çalışması var. Yani Freud belki o klinikte kalmaya devam ediyor olsaydı biz bugün Freud'dan nucleus basalis Freud olarak bahsediyor olacaktık belki de. Fakat sonraları Freud yine başka bir çizim ve başka bir tarz geliştirdi. Sonraları bu görüşlerin bir kısmını erken doğan fizyolojik girişim sonrası gerekli değişiklikler yapılarak terk edildi ve Freud, bakalım becerebilirsem, bunu şöyle diyordu. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Şöyle diyor Freud, profesyonel hayatıma nörolog olarak başladım, nörotik hastalarıma yardım etmeye çalıştım, psikanalizi ortaya çıkardık, bunun büyükçe bir parçasını şansa borçluyum. İnsanlar bana inanmadılar ama bazı öğrencilerim oldu ve sonunda psikanaliz deliğini kurdum. Bunu 1933'te söylüyor ama 1914 yılı yani derneğin kurulduğu yıl aslında başka bir enteresan tarihe de işaret ediyor. Freud'la Jung'un ilk kez ters düştükleri ve Jung'un Freud'u terk ettiği tarihe. Bu da aslında bir başka şeyin 100 yıl boyunca sürecek çeşitli çatışmaların ve ayrılmaların bir metaforu olarak ya da yordayıcısı olarak bunun ortaya çıktığını gösteriyor. Öte yandan psikotik tablolar için iş o kadar kolay değildi. İşte bir takım sudan
tedavi yöntemleri ya da sulu bir biçimde tedavi yöntemi sürdürülüyordu. Buharlar, sular, hatta bu da aslında enteresan, sana Gül Bahçesi vaat etmedim romanı. Bir şizofreni hastalarına psikanaliz uygulayan bir psikanalistin klinikte hastaları nasıl takip ettiğini anlatır. Oradan hatırlayacaksınız okuyanlar. Cold wet sheet wraps, yani soğuk ıslak çarşaflara sarma yöntemi psikanalizin yanı sıra uygulanır. Böylece bu aslında iki tarzın yürüdüğü birlikte görülüyor. Zaten orada anlatılan psikanalist de ünlü Frida Fromm Reichmann. Aslında bir yanda Freud'un psikanalizi, öte yandan Krepe'nin de Max Prekoks'u, aynı tarihlerde doğan bu iki nöroloğun yüzyılı belirleyen akranlar olacağını ya da onların ekollerinin belki de yordayıcısı yine olacaktı. Her iki modalite de altta yatan nöropatolojinin izini sürmeye devam etti. Baştan Türkiye metaforu yapmama, analojisi yapmama sebep de biraz buydu. 89 yılında Dünya Psikiyatri Kongresi'ne katılmıştım. İşte genç bir asistan olarak bildiri sunmuştum. Atina'da hemen arkasından bir ay sonra 4. Panarap Psikiyatri Kongresi'ne gittim Yemen'de başka bir bildiri sunmaya. Orada aslında garip bir şekilde hem Atina'da hem Sana'da inanılmaz kendime her iki şehre de ait hissetmiştim. Bu ikililik ya da aynı anda ikisinin oluşu psikiyatride hep de olan, olacak olan bir şeyi anlatıyor belki de. Bu esnada ama Jaspers tamamen başka bir şey söylüyordu ve diyordu ki aslında psişi olmadan psikoloji olmaz. Nesnel psikoloji, psişik olan şeyleri atıp işi fizyolojiye indirgemeye çalışıyor. Bu böyle çözülmez diyordu başka bir deyişle. 1914'te bunları görüyor ve takip ediyordu psikiyatri. Yani bir takip yaparsak 50 yıl sonra ne oldu? 50 yıl sonrasının İstanbul'u biraz daha görece modern bir hal aldı. Biraz daha kalabalıklaşmıştı. Ve bu arada Türk Nöropsikiyatri Cemiyeti adını almıştı. Osmanlı Akliye Asabiye Cemiyeti ve ilk kongresini düzenliyor idi. 1960'lara geldiğimizde tanı tedavi alanında çok da büyük değişiklikler olduğunu söyleyemeyiz. Yüzyıl başında olan şeyler değişerek gidiyordu ama kaçınılmaz değişiklikler vardı. Örneğin ilk bilgisayar çipi artık yapılmıştı 7 Nisan 1964'te ve dünya pek eski dünya olmayacak gibiydi. Sınıflandırma çabaları ICD ile DSM ile sürerken sınıflandırmama çabaları da antipsikiyatrinin özellikle ortaya çıkışı ve bayrak açmasıyla ruhsal hastalık yok mudur yoksa aslında yaşamdaki dayanılmaz streslere mi bağlıdır tartışmasını yaptı. Antipsikiyatristler genel olarak psikiyatri ama en çok da psikiyatrinin hayat kurtaran ama bir o kadar da şaibeli tedavi yöntemi EKT'ye yoğunlaştırdılar. Psikiyatri kliniğinde çalışırken nörolojiden olup rotasyona gelen arkadaşlar EKT yapmak istemezlerdi. Buna tepki gösterirdi işte klinik şefleri bazı insanlar. Ben de şöyle derdim, neden anlamaya çalışmıyorsunuz nörologları? Çünkü bütün hayatını bir nöbeti sonlandırmaya adamış insanların bir nöbet oluşturmasını istiyorsunuz. Bunu istemeye hakkımız yok esasında. Bereket imdada sonradan ilaçlar yetişti. Antipsikiyatri kuramcıları bunlara bu kez kimyasal lobotomi diyeceklerdi ama psikofarmakolojik gelişmeler bir anda her şeyi değiştirdi. Aslında psikiyatrideki en eski ilacın aşağı yukarı 50-60 yıllık olduğuna bakarsak tarihimizin çok kısa olduğu görülüyor. İlginç olan soldaki kitap 1964 baskı Özcan Köknel'in yazdığı bu psikiyatride ilaçla tedavi kitabı 1964 yılında yazılan, dünyada yazılan 4 ilaçla tedavi kitabından biri olduğu için bugün Belçika'da, Liège'de sanıyorum bir müzede sergileniyor.
Psikanalizde bu gelişmelere tabii seyirci kalmadı. Ostow 1960'ta ilaçlarla psikanalizi nasıl birleştirdiğini şöyle söylüyordu. İlaçlar nasıl mı etki eder? Örneğin fenotiazin yatıştırıcıları egonun idi olan etkisini geciktiren fizik enerjiyi azaltırken iproniazid idin egoya enerji transferini artırır. Böylece psikanaliz ilaçlardan ya da psikofarmakolojiden çok uzak durmamaya çalışacaktı. O sırada yine 1963'te iki genç bilim adamı DNA sarmalını tarif ettiklerinde yeniden bir başka pencere açıldı. Tabii biyolojik çalışmalar var gücüyle sürüyordu ve 1960'ların ortalarında bu kez Hit ve arkadaşları şizofreni hastalarının serumlarından taraksein adlı bir özel protein izole ettiklerini dünyaya açıkladılar. İlginç olarak subkortikal alana taraksein verilen maymunların EEG bulguları şizofreni hastalarınınkine benziyordu. Ya da maymun ve insan beyin özütlerini koyunlara verip antikor oluşturduğunuzda bu antikorlar tekrar maymunlara verildiğinde kaudal çekirdeğe bağlanıyordu. Dolayısıyla acaba şizofreni yapan protein bulunmuş muydu sorusu epey kafaları kurcaladıysa da bu çalışma 1967'den bugüne kadar bir daha hiç replike edilemedi. Gelişmeler yüzyıllardır gelen kapatma eyleminin de sonunu getirdi ve bu kez enstitüler kapatıldı. Psikofarmakolojideki ilerleme artık akıl hastanelerinin sonunu getirmişti ama hastaların hastaneler yerine sokaklarda yatmasına bir çözüm pek bulunmuş değildi. İlaçla başlayan ve ilaçların yer aldığı bir dünyada hastaları 10 dakika görüp ilaç verip göndermek diye bugün cümle içinde kullanılan geleceği Binswanger 1964'te görmüş, var olmanın manik modu adlı konuşmasında şöyle diyordu. Dahiliyede da cerrah hastayı muayene eder. Halbuki psikiyatrist hastanla ilişki kurmaya çalışlar. Psikiyatri ile diğer branşlar arasındaki ayrımı anlatmak için bu yeter. Ondan da 50 yıl sonraya yani günümüze geldiğimizde National Geographic yine İstanbul'u kapak yapmıştı. İstanbul artık çok daha kalabalık, çok daha karmaşık, geceleri ışıltılı ve güzel ama kaotik bir haldeydi. 2000'lerde tanı ve sınıflandırma meselesi aynen aslında önceki yüzyıldaki durumu neredeyse koruyordu. Etiyoloji biraz daha farklı yerlere doğru gelmişti diyebiliriz. Lancet 2012'de psikiyatrinin kimlik krizi başlıklı yazısında hekimler arasında psikiyatri tercihinin azaldığını, 2009'dan beri tüm uzmanlık tercihinin %50 düştüğünü, hekim oranı %31 artarken psikiyatristlerin %26 azaldığını yazdı. Kadroların 1/3 boş dedi. Ama buna National Institute of Mental Health'ın direktörü Tom Insel'den yanıt hemen geldi, gecikmedi. Tom Insel diyordu ki aslında bir azalma yok. Hatta seçenlerin niteliğinde artış var. Biz her yıl ikinci sene psikiyatri asistanlarıyla Brain Camp yapıyoruz. Brain Camp yaptığımızda bu yıl 17 kişi vardı. O 17 kişinin 11'i neuroscience doktorası yapmıştı. Neden bu alanı seçtiniz diye sorduklarımda çoğu yaptığım işin bir fark yaratacağını düşündüğüm için bu alanı seçtim demişlerdi. Dolayısıyla aslında psikiyatrist sayısında azalma yoktu Amerika'da da ama hatta kalitesinde artış vardı Tom Insel'e göre. Aslında hani bu yaptığım iş bir işe yarayacak hissi benim de sanıyorum pek çok psikiyatrist arkadaşımın da bizim kuşakta epeyce fazla biliyorum. Bu alanı seçme nedenlerinden. Ben seçmeli stajımı nörolojide sonra göğüs kalp damar cerrahisinde yapmış. Okulu bitirince de aniden psikiyatrist olmaya karar vermiştim. Radyoloji hocası beni yolda çevirdi ve dedi ki ne seçeceksin? Psikiyatri dedim. Deli misin sen dedi. Neden dedim. Bak dedi dahiliyeciler dedi çok şey bilir çok az şey yapar. Cerrahlar çok az şey bilir çok şey yapar.
psikiyatristler ne bir şey bilir ne bir şey yapar dedi. Sen gel radyolog ol. Onu dinlesem zengin olmuştum herhalde ama. Bu tartışmaların iz düşümünü aslında günümüz sınıflandırma sisteminde de izleyebiliyoruz. DSM-5 ile birlikte daha fare doğurdu. Aslında bir paradigma değişikliği gerçekleşmeden bir sınıflandırma sisteminin neyi değiştirebileceğini umuyordu insanlar. Bunu bilmiyorum. Yani bunu hala hayretle karşılıyorum. DSM-5'e verilen tepki ve hayal kırıklığının boyutu aslında insanların ne kadar çok beklenti içinde olduğunun kanıtı. Nitekim ICD-11'de ondan çok farklı olmayacak çünkü ikisi giderek birbirlerine yaklaşıyorlar. Buna alternatif çözümü NIMH ortaya attı. Research Domain Criteria'yı ortaya atarak. Peki niye buna ihtiyaç vardı derseniz, psikiyatride sınırlar oldukça karışık. Hastalıkların birbirinin içine girdiğini, hastalık adlarının yetmediğini, sendromların tanımlandığını ya da bunun da yetmeyip işte cognitive processing gibi, volition gibi bir takım başka kavramların da orasından burasından bir boyut olarak dahil edilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Çünkü kategorik adlandırma yetmiyor. Hani ben bu alanda çalıştığım için biliyorum, bipolar bozukluk gibi geçerlilik güvenilik problemi olmayan bir dal dahi aslında %50 oranında tanı sürekliliği gösterebiliyor. Pek çoğu değişikliklere uğruyor. Ya da burada da gördüğünüz gibi üstünde fikir birliği varılan, iyi biçimde fikir birliğine varılan tanılar çok az. Ki burada kişilik bozuklukları yok bile. Çünkü kişilik bozuklukları sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi deskriptif psikiyatriyle asla olmayacak bir şey. Çünkü bir çeşit horoskop gibi. Bunlar da 12 tane, bunlar da 11 tane. Çok benziyorlar. Şimdi Research Domain Criteria aslında bir takım alanlardan, bu alanlar için bir takım yapılardan, genlerden, hücrelerden, bunların fizyolojik altyapısından, davranış izdüşümünden, bunların nasıl tespit edilebileceğinden ve paradigmalarından bahis açıyor. İnsan deneyimlerini gruplamaya çalışıyor ve bunlar için bir alan yaratıp bu alanların bağlamını bir anlamda bir takım fenomenlerle ortaya koymaya çalışıyor. İyi tarafı her bir alan insanların deneyiminin bir tarafını yansıtıyor. Ve bunlar normalden anormale doğru değişiyorlar ve cut-off'ları yok. Yani şuradan itibaren hastadır değildir. Ama Research Domain Criteria adı üstünde bir research alanı. Dolayısıyla buradan bir sınıflandırmaya gitmek ya da bunun her şeyi değiştirdiğini ummak ya da değiştirebileceğini ummak en azından şimdilik çok mümkün olmasa gerek. Ama hani biliyorum ki 100 yıl sonraki meslektaşlarımız aslında bize gülecekler. Çünkü daha şimdiden şizofreni acaba 8 ayrı hastalık mıdır diye konuşuluyor. Belki de diyecekler ki A313.2'ye ya da B806.1'e bunlar hep şizofreni diyorlarmış. Belki diyecekler, bilmiyorum. Bu hani bir ne bizi kurtarabilir düşüncesi ve arayışı genetiğe epeyce sarılmamıza yol açtı diyebilirim. İnsan Genom Projesi insanın genetik sıralamasını yayınladığı zaman aha dedik, her şey bulundu ve bundan sonra hayat çok kolay olacak. Ama bu da o kadar iyi olmadığını gösterdi her şeyin. Çünkü aslında neredeyse parmak izleri bile birbirinin aynısı olan monozigot ikizlerde baktığınız zaman hiçbir hastalığın psikiyatrideki konkordansı %80'in üzerine çıkmıyor. Dolayısıyla hala o %20'ye en iyisinde bile neyin sebep olduğu konusunda net bir fikrimiz yok. Birebir ilişki kurmak mümkün değil. Endofenotiplerden söz etmiyorum bile hani konumuz dışında. Ama tabii bir takım bulgular, bir takım hoş veriler bize bir şeyler söyledi. Örneğin serotonin transporter geninin polimorfizminin bir takım değişikliklere yol açabildiği, örneğin kısa alele sahip olanların stresli yaşam olayları ile karşılaşmaları durumunda daha çok majör depresyona girdikleri, kısa aleli olan homozigot kısa aleli olan maymunların uzun aleli olanlara göre daha çok depresif
olabildikleri görüldü. Ya da uyarana yanıt ilişkisinde bir yavru aslanı kısa ya da uzun aleli olmaya göre farklı farklı algıladı ve belki sosyal fobinin bundan kaynaklanabileceği iddia edildi. Ya da kısa aleli olan maymunlar anneleri tarafından büyütüldüklerinde başka, akranları tarafından büyütüldüklerinde başka sonuçlar veriyorlardı. Çünkü anneleri tarafından büyütülen maymunlar kısa alelinin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasına sebep oluyorlardı. Bu sadece tabii serotonin transporter geniyle de alakalı değil. Aynı şey katekolometil transferaz enzimi için. Onun işte valin ya da metiyonin aleline sahip olmasına göre eser kullanımının şizofreniye daha çok yol açıp açmadığı ya da monoamin oksidaz enzimine bu Caspi'nin 1037-87 ya da çocukla Yeni Zelanda'da yaptığı çalışma onları 21 yaşına kadar izledi ve düşük monoamin oksidaz aktivitesiyle çocuklukta kötü muamelenin antisosyal davranışa yol açtığını, aktivite yüksek olduğunda kötü muamele de görse antisosyal olmadıklarını gösterdi. Ama burada asıl ilginç olanı düşük aktivite ve kötü muameleye rağmen çocukların sadece %85'inin antisosyal olması, %15'inin hala olmamasıydı ve bunu açıklayabilecek hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla genetikle ilgili çalışmaların gerek Genome-Wide Association Studies'de, gerek CNV'de, gerek SNP'de yapılan çalışmalar aslında bu kadar güçlü olmayabileceğini, bir şeyin olduğunu ama bu kadar güçlü olmayabileceğini ortaya koydu. Nitekim örneğin işte bir genetik sunumunda gen ekspresyonda bir regülatör rolü olan bilinmeyen fonksiyonu olan bir genden bahsediliyor. Dolayısıyla isteğimiz sonsuz. Ama ancak bu hevesin genini bulabiliyoruz gibi görünüyor. Tabii psikanaliz gelişmelerden nasibini aldı. Şimdi ve buradanın yerini her zaman her yerde kavramı bu sanal dünya ile birlikte aldı ama değişmeyen şey ilişkiydi bir biçimde ve sanal da olsa ilişki geçen panelde çok güzel ortaya konulduğu gibi. Ama bunun temelini, bilimsel temelini arama çalışmaları bir türlü bitmedi. Hani bu MRI'de mi bulunur, başka bir şeyde mi bulunur? Ve 2000'de Uluslararası Nöropsikoloji Derneği kuruldu. Freud'un sahip olamadığı bir takım altyapıya sahiptiler. Dolayısıyla Krapelin'den beri biriktirdiği verileri aslında birleştirmeyi hedefliyorlardı. Ve amaçlarının ruh-beden arasında bir barış sağlamak ve ikilik yerine bütünlüğe odaklanmak olduğunu söylediler. Nitekim bununla ilgili bir takım çıkarsamaları da oldu. İşte retiküler aktivatör sistem, ilkte prefrontal korteks egoda, işte ventromedial prefrontal korteks acaba süperegodan mı sorumlu beyin bölgeleridir. Dolayısıyla hani hakikaten bunlarla bağlantılı mıdır? İlaçlarla yani psikofarmakolojiyle ilgili gelişmeler sürerken onun hemen karşıtı bunların çok tehlikeli olabileceğiyle ilgili ya da aslında bunların bu kadar kullanılmamasıyla gerektiğiyle ilgili şeylerde alıp başını gidiyordu ve aslında hani belki psikanalizin arzu ettiği bu muydu bilmiyorum ama şöyle haplar olsaydı da rahat etseydik demişlerdir mutlaka. Son 50 yılda hızla gelişen psikofarmakoloji aslında yatışların azalmasının, yaşam kalitesinin artmasının, çaresiz sanılan pek çok hastalığın kısmen ya da tamamen tedavi edilmesini sağladı. Ama hiçbir tıp dalında olmadığı kadar şiddetli eleştiriye uğradı. Örneğin hiç kimse üroloji ilaçlarını kullanan birisine sen bunları niye kullanıyorsun, kendin yenersin demedi. Dolayısıyla hep işte bu ilaçla tedavi efsanesi, acaba ilaçsız bir dünya olabilir mi? İşte herkes gereğinden çok mu ilaç kullanıyor vesaire. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani herkese ayna lazım, antipsikiyatri iyi bir ayna belki. Hep söylerim Allah kimseyi aynasız bırakmasın diye. Bir bipolar hasta yazdığı blogda neden nöroloji daha çok saygıyı hak ediyor diye soruyordu ve diyordu ki kardeşim epileptik valproat kullanıyor, ben bipolarım, ben de valproat kullanıyorum ama hiç kimse kardeşime sen ilaçsız da yenersin,
ilacını almasan da olur demiyor. Hatta ilacın onu iyileştirdiği için memnun oluyorlar. Ama bana sürekli işte sen hasta değilsin sözlerini duyuyorum diyordu. Dolayısıyla antipsikiyatri gücünü, varlığını sürdürüyor idi. Ben işte psikolojide çalışıyorum. Geçenlerde bir klinik psikolog arkadaşımın masasında şu kitabı gördüm. Taking Sides. Enteresan bir kitap. Her şeyi iki yönüyle tartışmayı hedefliyor. Ama beni ilgilendiren kısmı şuydu. Böyle bir bölüm vardı. Psikiyatristlere hala ihtiyacımız var mı diye. İki psikiyatrist tartışıyorlar. Evet var ama neden ya da evet sahiden var diye. Onlardan bir tanesi Stephen Balt diyordu ki bu soruyu soruyorum. Çünkü Amerika'da psikiyatrist arıyorum ilanlarına bir bakın. Part-time psikiyatrist veya psikiyatrik hemşire. Ya da psikiyatrik, psikiyatrist, psikiyatrik hemşire ya da hekim asistanı. Yani bunlar birbirlerinin yerine geçebiliyorlarsa sahiden psikiyatriye gerek var mı sorusu. Kafaları karıştırıyor idi doğrusu. Şimdi böyle bakınca Future of Psychiatry makalelerine bakınca aslında çok da fazla bir şey içermediğini gördüm. Ayrıca Future of Neurology yazıları da vardı epeyce ama onlar da çok fazla bir şey içermiyorlardı. Yıllar içinde psikiyatri beyine, nöroloji davranışlara yöneldi garip bir şekilde. Nörologlar var olanın ötesini görmeye çalışırken psikiyatristler zaten ötede oldukları için ayaklarını daha sağlam basacak yerlere doğru gelmeye çalışıyorlardı. Nitekim Murat Emre'nin konuşmasında aslında altı çizilmesi gereken çok hoş bir şey de vardı. Murat Emre dedi ki hatırlarsınız, nörologlar Alzheimer sınıflaması yaptıklarında, şimdiki sınıflamayı yaptıklarında ilk kez bilişsel ve davranışsal değişiklikler adı altında anmaya başladılar. Halbuki DSM-5 demans sözcüğünü kaldırıp onun yerine minör ve majör bilişsel bozukluk koydu. Yani psikiyatristler davranışlardan kaçarken nörologlar davranışlara yöneliyorlardı. Dolayısıyla nöroloji ve psikiyatri tabii olay beyinde geçiyor. Başka bir yer yok. Nöroloji ve psikiyatri aynı konuyla ilgileniyor. Onun için de bir arada olmak zorundayız. Kaldı ki psikiyatri, nöroloji ve psikoloji gibi bir bilim değil. Psikiyatri bir hekimlik dalı. Hekimlik sanatı, uygulama alanı. Cem Akbaşoğlu çok güzel söyledi. İatros kökü hekimliği ve tedavi etmeyi içeriyor. İçinde loji yok. Dolayısıyla nöroloji ve psikiyatrinin ayrı ayrı olması düşünülemez. İkisi bir arada bana sorarsanız. Aradaki sınır da işte ancak bu kadar bir sınır. Bu arada daha hoş ve daha zengin olan Hollanda'yı nörologlara yazdığımda gözden kaçmasın isterim. Peki ne olacak? Hakikaten bir nöropsikiyatri olabilir mi? Evet bu ayrı yollara sapmış olan nöroloji ve psikiyatri beyin bilimleri adı altında birleştirme çabaları sürüyor. Bunun yöntemleri de epeyce tartışılıyor. Çünkü aynı dili konuşuyoruz diyoruz. Ama Oscar Wilde'ın İngilizler ve Amerikalılar için söylediği çok hoş bir söz var. Onları ayıran ortak dil aslında diyor. Yani aynı dili konuştuğunuzda aynı dili konuştuğunuzu zannedebilirsiniz. Vastavik bunu evlilik terapisinde karı koca anlaşmazlıkları için söylüyor. Onlar aynı dili konuşuyorlar sanıyorsunuz diyor. Yüzyıl başından beri bizim alanda verilen Nobel'lere şöyle bir bakınca aslında Pavlov çok meşhurlarından biri ama Pavlov ödülünü sindirim fizyolojisiyle almış. Onu dışlarsak aslında hiçbir psikiyatrist yok ödül alan tek başına psikiyatri adı altında. Çoğu da zaten fizyologlar çünkü bu ödülün adı tıp ve fizyoloji. Ama yine de hani bunların hepsi işte Kaldan, Golgi'den başlayarak en son O'Keefe ve Moser'a kadar bu sene bunlar var. Yine de hani psikiyatriyle ilişkili diyebileceğimiz 3 tane Nobel var. Von Yorick'in ateş tedavisi, Egas Molis'in lobotomisi ve Kandel'in aslında genetik bilgi aktarımı meselesi. Bunlardan 2 tanesi zaten çöpe gitti. İlk 2 tanesini saymak çok da mümkün değil. Bu nöropsikiyatri makaleleri içinde Pease'in görüşleri ilginç. Pease nasıl birleştirebiliriz bunları sorusunu sorup işte psikiyatri nöroloji öyle mi birleşsin, nöroloji mi öncelik alsın, daha küçülsün psikiyatrik nöroloji mi alsın derken
Kendisi daha hoş bir terim öneriyor. Ensefiyatri diyelim biz buna diyor. Ensefiyatriyi de ikiye ayırıyor ve diyor ki ensefalititler ve ensefalozlar. Ensefalititler işte şizofreni, bipolar bozukluk, otizm, PTSD, OKB. Ensefalozlar içinde nevrozlar, işte yaygın anksiyete, distimi, uyum bozuklukları filan. Bu da bana şunu hatırlattı bunu okuduğum zaman. Temel Amerika'ya gitmiş, Güney Eyaletlerinden bir tanesinde otobüs şoförlüğü yapıyor. Orada da işte beyazlar ön kapıdan, siyahlar arka kapıdan giriyorlar ve sürekli kavga çıkıyor. Bir gün yine otobüste kavga çıktığında Temel çok sinirlenmiş, tabancasını çekmiş, freni çekmiş, indirmiş hepsini aşağı, inin aşağı hepiniz demiş, hepsi inmişler. Bu ne biçim demiş, bu yüzyılda artık bu renk meselesi mi kaldı, siyahlar beyazlar utanmıyor musunuz demiş. Varsayalım ki hepiniz yeşilsiniz. Tamam demiş hepsi. Anladınız mı? Tamam demişler. Hadi bakalım şimdi açık yeşiller ön kapıdan, koyu yeşiller arka kapıdan. Adını değiştirdiğinizde bir şey değişmiyor ki. Peki fenomenoloji kısmı ne oldu? Gerçi Hakan uzun uzun söyleyecek onları. Onunla ilgili de eleştiriler geliyor. Birinci tekil şahıs bildirimleri yanlı ve kusurlu olabilir eleştirilerden bir tanesi. Bir diğeri bunun deneyimlerinden söz eden bildirimler bizzat o deneyimin değişmesine sebep olabilirler. Ya da birinci şahsa ait fenomenolojik veri, üçüncü şahsa ait fenomenolojik veriler ve biyodavranışsal veriyle ilişkilendirilemezse, ki bunu izah edemiyoruz, büyük bir gedik var diyorlar. Umuyorum Hakan bununla ilgili bir şey söyleyecek ama hani başbakanımız gibi istihareye yatsak belki Heidegger'e danışsak mesela. Gerçi rüyada filozof görmek pek hayır alamet değil diyorlar ama. 2114'te ne olacak dersiniz? 2114 küresel iklim değişikliği bu şekilde giderse yani işte karadan gideceksiniz. Karşıdan karşıya geçeceksiniz ama berbat bir dünya olacak muhtemelen. Ya da inşaatlar bu şekilde sürerse muhteşem projelerle şöyle bir hale gelebilecek gibi görünüyor, bilmiyorum. Şimdi bu videoyu gösterdikten sonra eğer mesela fMRI'nizi çekme şansım olsaydı çok büyük bir ihtimalle kırmızıyla görülen yerlerin uyarıldığını, maviyle görülen yerlerin baskılandığını görecektik. Düz çizgi zevkle, noktalılarsa zevkle ters orantılı olarak ortaya çıkıyor olacaktı. Josipovic ve arkadaşları kaşınmanın beyinde nahoş duygu ve anılarla ilgili bölgeleri geçici olarak etkisizleştirdiğini gösterdi ve kaşınmayla işte bu kompulsif davranışlar arasındaki ilişki oldukça enteresan. Nitekim enteresan bir bildiri İsrail'den geldi. Psikiyatrik kliniklerinde kaşınanları anlattı Mazef ve arkadaşları ve dediler ki buradaki şizofreni hastalarını değerlendirdik. İşte deri hastalıklarını çıkarınca gördük ki şizofreni hastalarının %32'si kaşınıyorlar. Ve niye kaşınıyorlar ya da kaşınmaların sonucunda ne hissediyorlar diye sorduğumuzda bunların %68'i ciddi rahatsızlık duyduklarını söylüyorlar. Bunları niye söylüyorum? Çünkü aslında gözümüzün önünde durana başka bir şekilde bakabilsek ve bunları bir şeylerle ilişkilendirmeyi başarabilsek belki bütün bunlar olabilecek. Belki bu gelecek yüzyılda bir şey vaat edebilecek. Mesela ben psikiyatrist aranıyor yerine psikiyatrist veya nörolog aranıyor diye yazdığımda çok daha hoş şeylerle karşılaştım. Aradaki fark ne? ADHD'ye müdahale edebiliyorlar mı gibi aslında maaşı ne olacak diye soranlar da olmuş. Ama sonuçta ikisinin bir arada olabileceğiyle ilgili şeyleri biliyoruz. Eğer bu tür çalışmaları yapabilsek, eğer o fenomenleri ölçebilir hale getirsek Lütfü'nün dediği gibi onları kayıt altına alabilsek ve genelleyebilsek
Belki o zaman genetiğin de bir katkısı olacak ve genetiğin de katkısıyla bir takım şeyleri değiştirebilme şansımız belki de olacak ama şu anda değil. Baktım 2114'te ne olacak diye, ekonomistlerin bir takım görüşleri var. İşte bir takım performans ilaçlarından ya da yapay zeka çalışmalarından bahsediyorlar bolca ama yine en iyi cevabı Good Old Pravda vermiş. Diyor ki insanlar 120 yıl yaşayacak ve 2114'te uzaylılarla konuşacağız. Ama nedense 2110'da transseksüellerin dünya nüfusunun %5'ini oluşturacağıyla ilgili nasıl yaptılar bunu bilmiyorum. Bir çıkarsamaları da olmuş. Şimdi sonuç olarak gelecekte psikiyatrinin ne vaat edeceği insanın biricikliği düsturundan ayrılmadan genellemeler yapabilmesine bağlıdır demiştim. Psikiyatri bunu vaat edebilir de demiştim. Ama araçlarımız olmadığı için biz buna henüz umut edebiliyoruz. Bu psikiyatrisel olarak bizim çok iyi bildiğimiz bir şey. Biz belirsizlikte var olmayı becerebiliyoruz ve bunun eğitimini alıyoruz. Hastamıza ne hissettiğimizle ilgili ya da neden öyle hissettiğimizle ilgili bir kaygımız ve düşüncemiz hep var. Eğer dikotomileri gelecekte de yineleme hatasına düşmezsek belki bir şansımız olabilir diyorum. Sözü Hakan'a bırakmadan teşekkür ediyorum. Peki, teşekkürler Timuçin. Sanırım tartışmayı senin isteğin üzerine sonunda birleştirerek yapacağız. Evet, ikinci konuşmayı yapmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hakan Gürvit'i kürsüye davet ediyoruz. Kendisi nöroloji uzmanı olarak bilinse de bence yeni nesil bir nöropsikiyatriyi temsil eder. Nörologlar ve psikiyatristler tartışıyoruz. Tarihten gelen bir takım gereklilikler nedeniyle belki de ayrışmışlar ama bir de bir orta gri nokta var. Bu noktaya da kimse giremiyor. Çünkü bu noktada konuşulacak dil şu an belli değil. Şimdi sevgili Hakan'dan işte bu gri noktada hangi dili konuşmalıyız? Bunu öğreneceğiz. Timuçin'in mükemmel konuşmasından sonra zor olacak doğrusu. Keşke değişim teklifini kabul etmeseydim. Yani beni ne kadar iyimser bulacak bilmiyorum ama. Kulunçlarım da ağrıyor hocam, çok ezdim. Ne yapayım, şöyle yukarı mı çıkarayım? Sesimi alçaltmayacağım, tamam. Bir gün öznelliğin nörobiliminden söz edersek, o zaman da gelecekte nöroloji ile psikiyatrinin aynı nesne üzerinde çalışmaları mümkün olacaktır diye en son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Ne kadar bunun ipuçları var şimdi elimizde, ne kadar nörobilimler öznelliğe hitap ediyorlardır. Bu birleşik disiplinin adı nörofenomenoloji olabilir mi acaba diyorum. Bülent Bey sabah Varela'nın isminden söz etti. Aslında nörofenomenoloji çoktan vaftiz edilmiş bir alt disiplin Varela tarafından. Benim ajandam Varela'nınkiyle ne kadar örtüşür o da kuşku götürür. Yine Güven'in güzel konuşmasında fenomenolojiye giriş yaptık. Bu bir felsefi disiplin. Modern kuruluşunu Merleau-Ponty ile Edmund Husserl ile başlatabiliriz. Bu dış dünyanındaki nesnelerin birinci tekil şahıs yaşantılamayla ifade ediliş biçimi en kaba bir şekilde ifade tanımlamak gerekirse dolayısıyla aslında öznel yaşantılamayla uğraşan bir disiplin. Yine tekrarlamak lazım, bir felsefi disiplin. Ne zamandır ki, ne zaman acaba nörobilimler bu öznel yaşantılamayla uygun avadanlıklarla uğraşabilecekler? Eminim ki bu psikiyatrların bir takım fiyakalı nörobilimsel aygıtlarla oynamaya daha alışık oldukları zaman olmayacak. Yani fonksiyonel MR'lar, şudur budur,
psikiyatrinin günlük rutinine girdiğinde artık birleşik bir nöropsikiyatriden söz etmeyeceğiz. Bu aslında nörobilimlerin bir çeşit kibiri diyeyim. Hep ben bir nöroloğum ama olaya tersinden başlıyor. Bakma durumundayım diye düşünüyorum. Aslında biz nörologlar henüz hazır değiliz psikiyatrlarla birleşmeye, psikiyatrların o bir takım aletlerle oynama yetersizlikleriyle ilintili olmasa gerek bu. Dün Talat Parman Katin Malabu'dan alıntıyla bu nöro önekinin risklerinden söz etti. Artık her şeyin başına bir nöro eklenmekte. İşte dün nöro ekonomi örneği verildi. Sanki nöro öneki bir çeşit yeni bir master signifier ve her eklendiğini kendine indirgeyerek aslında eklendiği şeyin içinde barındırdığı o radikal potansiyeli de ehlileştirmekte. Dolayısıyla nöro fenomenoloji dedim ama bütün nöro önekine olan antipatimle birlikte söyledim. Timuçin olağanüstü güzel bir yeni isim önerdi aslında. Ben fenomenolojinin hekimlik disiplinin acaba fenomenoiyatri mi olacağını düşünürken kafamda o ansefaloiyatriden söz etti ki bana çok çekici geldi. Büyük bir keyifle bir ansefaloiyatr olurdum ileride. Bunlar birleşmeleri mümkünsüz iki romantik partner gibi görülüyor. Çünkü aydınlanmadan beri bilimsel söylem nesnel olmalı gibi bir zorunluluk var. Veriler üçüncü tekil şahıs. Oysa ki fenomenolojik yaşantı öznel. Psikiyatri de bununla, bu öznel yaşantılamanın bozukluklarıyla uğraşıyor. Dolayısıyla birinci tekil şahıs. Öyleyse fenomenolojik bozukluklarla ilgilenme hiçbir zaman bilimler içine kabul edilmeyecek gibi bir şey eğer bu ayrımı aşamayacak olursak. Ciddi bir bilimsel dergide eğer bir makaleniz kabul edilecekse önce metodolojisinde verilerin öznellikten arındırıldığını kanıtlamalısınız. Öznellik ve bilimsellik sanki bir arada olmaları bir oksimoron gibi şimdiki kavrayışımızla. Oysa Brent Bey'in adını söz ettiği Varela 1996'da bir nörofenomenolojinin mümkün olabileceğini söylüyor. Tam da bu köprülemeyi yaparaktan birinci tekil şahıs öznel yaşantı ile nörobilimsel üçüncü tekil şahıs veriler arasındaki boşluğu köprülemeyi hedefleyen bir yeni disiplin. Hedeflemek iyi de acaba bu hedefine ulaşmak imkansız bir fantazi mi? Yine ayrıntıya girmeyeceğim. David Chalmers'dan söz etti Güven sabahki panelde. İşte zihin felsefesinde zor problemi ilk kez ismiyle tarif eden kişi. Oysa ondan çok daha önce Erwin Schrödinger 1944'te Anglo-Amerikan bilim felsefesinde de egemen bakış olan o indirgemeciliğe eleştiri getiren bir cümle söylüyor. Yani işte bir fizyolog ya da bir nörobilimci diyelim görsel sistemi bütün ince ayrıntılarına kadar replike etse dahi nasıl oluyor da bu renk hissiyatını yani derin mavinin tek bir kişide uyandırdığı o hissiyatı açıklayacak, bu adını açıklayacak mı hiç sanmıyorum diye cevap veriyor. Kaldı ki David Chalmers 95 yılında bu çok tuhaf bir durumdur ama böyle bir durum vardır, böyle bir tür vardır diyecek. Bu da bilinç felsefesinin zor problemidir diyecek. Yine Güven söyledi bize kolay problemler, psikolojinin uğraştığı problemler ya da kognitif nörobilimin uğraştığı problemler. Neden koyu mavi algısı bizde bu bir bireysel his yaratıyorum açıklamamız mümkün değil bu sorulara vereceğimiz cevapla birlikte.
Peki bir öznelliğin bir nörobilimi olacaksa günün birinde o zaman özne kavramından söz etmek lazım. Fenomenolojide özne dediğimizde anladığımız bir şey var. O da yukarıdaki sözlük açıklamasıyla tarif edilebilir belki. Yani Türkçe'de işte fail, yüklemin taşıyıcısı, eğlenen kişi, bilen kişi, giderek psikolojiye doğru geçtiğimizde niyetlilikten, kendilikten ve egodan söz edebiliriz. Yine Dance Mail buradaysa hani onları tartışmak isterim. Aslında bana öyle gelir ki fenomenolojinin anladığı bu özne tamamen aslında Fransız ihtilalinin ürünü olan bir özne, aktif özne. Oysa ki tarihsel kavramı aslında Türkçe'de karşılamadığımız bir şey, bir pasif tarafı da var. Bir şeye tabi olmak, subjected olmak ki işte bütün diğer dillerde, bütün diğer Avrupa dillerinde bu anlamı var. Ama fenomenolojik öznede anladığımız şey aktif karşılığı ki bir tarihsel kökeni var bu aktif karşılığın. Oysa bu iki anlamını da karşılayacak bir yeni düşünce mümkün mü? Psikanaliz farklı düşünüyor diyeyim özneyi. Yani burada işte kaba bir indirgemecilik yapma pahasına bir nörolog olarak psikanalizi tek slide'da özetlemeye çalışan çalışma haddimi aşan bir şey tabii ama bu konuşmanın gerekleri için yapmak zorundayım. Bir kere Freud'dan sonra Lacan'ın üzerine koyduğu biçimiyle psikanalitik özne, üzeri çizili özne, üzeri çizili olması demek bir bölümünün bilinçli olmaması demek. Arzulayan özne olarak da karşılanır bu. Nasıl olur da bir primat yavrusu belli bir etkileşime maruz kaldıktan sonra bu primat yavrusu diğer türlerin aksine emsalsiz bir biçimde son derece immatür doğmaktadır ve matürasyonu bu etkileşimin sonucunda olacaktır ki hani buna da plastisite diyeceğiz daha sonra. Bu sosyo-sembolik düzene, Lacanyen tabirle tabi olma özneyi yaratacak. Bu primat yavrusu öznesiyle birlikte doğmuyor fakat bu önceden kestirilebilir. Psikanalitik metapsikolojiyle önceden kestirilebilir. Bir takım aşamaları aştıktan sonra ve bunu başarıyla aşarsa özne olacak. Yine kabaca bunun bir diyalektik süreç olduğu söylenebilir. Bir prelinguistik fazı var ki bu tüm diğer primat yavrularına benzer bir biçimde ihtiyaçlarını haykıran bir infantan söz edebiliriz. Ama bu diyalektik hiç devam edecekse eğer daha sonra ihtiyaç protolinguistik bir talebe dönüşecek ve yine bir kritik aşama aşılırsa işte o zaman talep de arzu olacak. Artık arzulayan özne oluşmuş olacak simgesel olarak. İşte bu simgesel düzene geçmeyi sağlayan bir fonksiyon, metaforik bir fonksiyon, babanın adı dediği Lacan'ın özneye zorunlu olarak bir arzu verecek fakat yine fenomenolojinin o eylemlerinin sahibi öznesinden farklı olarak bu arzu daima ötekinin arzusu olacak bir radikal farklılık. Yine Anglo-Amerikan bilinç felsefesi öznesiyle. İki farklı öznellikten söz edilebilir dolayısıyla Lacanyen psikanalizde bir ego var ki ego aslında işte protolingüistik olarak daha başka bir evrede, ayna evresi denen evrede kendi aynadaki imajıyla bir yanlış tanıma sonucu yine Lacan'ın mekonesans dediği bir biçimde kurulacak ve ömür boyu da daha sonra bir takım ideal öznelerle progresif özdeşleşmelerin ürünü olacak. Onun içindir ki bir soğan gibi oluştuğunu söz eder Lacan bu egonun ve içine bakılırsa tek tek soğan kabukları aslında içinde hiçbir şey yoktur. Çünkü bir yanlış tanımanın ürünüdür Anglo-Amerikan felsefesinin o eğleyen öznesi. Oysa ki özne olabilmek için daha sonra simgesel düzene geçebilmek lazım. İşte Freudian metapsikolojide bu metaforik olarak Ödipus kompleksi olarak anlatılan şey. Yine psikanalizden itibaren biliyoruz ki fonksiyonel olması için insan topluluklarının zorunlu olarak bu öznelik sürecini aşabilmek lazım.
fonksiyone eden insan toplulukları öznelerden oluşuyor. Homo sapiens zorunlu olarak özne olmak durumunda. Özneleşmenin bir bedeli var elbette ki, işte psikanaliz bu bedeli nörozlar şeklinde görüyor. Ama geçememenin bedeli daha ağır, disfonksiyonel bir homo sapiens bireyi oluşuyor, psikotik oluyor. İşte psikanalizle bir diyalog başlatınca ister istemez bilinç dışı kavramına da berraklık getirmek lazım. Aslında kognitif nörobilim HM'in belleğinin sadece hipokampusta depolanmış episodik bellekten oluşmadığını, bellek işlevlerinin önemli bir bölümünün HM gibi sadece bir dakikalık anılar parçalarıyla yaşayan bir kişide bile korunduğunu ve bu bellek biçimlerinin, bellek operasyonlarının hemen tümünün bilinç dışı ya da örtük, implicit karşılığı kullanıyorum olduğunu gördüğümüzden beri aslında kognitif nörobilimde de bilinç dışından söz ediyoruz. Ama işte hani nöropsikanaliz denilen akım da çok benim biraz tüylerimi diken diken eden biçim, bir alt disiplin ya da çaba diyelim. Hani böyle bir birleşmenin psikanalizle zorunlu bir diyalog gerektirdiğine inansam da bu disiplinlerde tam da bu karıştırmaların olduğunu düşünüyorum. Yani kognitif nörobilimdeki bilinç dışı ile psikanalitik bilinç dışı arasında radikal bir farklılık var. Henüz daha kognitif nörobilim sıfat olarak bir bilinç dışı. Yani bilinç dışı zihinsel süreçler sınıflamasıyla yapmakta. Oysa ki psikanalitik metapsikolojide bu bir kavram, dolayısıyla bir isim. İsim olarak baktığımızda da aslında iki kaba akım görüyoruz. Bir Anglo-Amerikan ego psikolojisiyle birlikte sanki bir biyolojik bir depo burası. İçgüdülerin ehlileştirilmesi gereken kaotik bir derinliği, dolayısıyla derinlikler psikolojisi. Oysa ki Lacanian psikanaliz yine radikal farklı bir bilinç dışı öneriyor. Bu bir dil gibi yapılanmış ve bu dile hakim olunursa eğer o dilin anlamları çözülebilecek bir bilinç dışı. İşte yine Freud'dan beri bildiğimiz gibi bu dil kendini rüyalarda, dil sürçmelerinde, semptomlarda, metafor ve metonimiler aracılığıyla kavranacak şekilde ele vermekte. Bu başlangıçtan sonra bir nörobilimsel özne mümkün mü bakalım. Bakın geçen yıldan bir Varela'dan işte bir nasıl diyelim yaklaşık bir 20 yıla yakın sonra, demek ki hala bu çaba duruyor, bu köprüleme çabası duruyor. Bir İtalyan grubu, yine kökenlerine bakılacak olursa psikologlar ve kognitif nörobilimciler gibi görünüyor. Hoş bir yazı ve oldukça felsefeyi iyi kavramış oldukları anlaşılıyor bu insanların. Demek ki böyle bir ortak çaba aynı zamanda iyi bir felsefe tedrisatı da gerektirecek gibi. Yine çok kabaca özetlemeye çalıştım burada. İşte transandantal tabii ki Kant'tan devralınmış bir terim. Dolayısıyla Kantiyan terimleri beyine nasıl uygulayabiliriz? Kantiyan numenalin, a priori numenalin biyolojik olduğunu, İşte fenomenalin ise eksperiyensiyel olduğunu söyleyecekler. Yine Russell fenomenolojisinin üzerine oturtacaklar nöro fenomenolojilerini ve işte bir prereflektif numenal olan Kant'a göndermeyle yaşantılama ve de bir latansla birlikte yeniden kurgulanan reflektif ya da düşünsel yaşantılamadan söz edecekler. Ve diyecekler ki düşünsel, prereflektif olan, otomatiktir dış dünyayla enteraksiyon sırasında zorunlu bir yaşantılama biçimidir. Oysa ki düşünsel olan onun yeniden üretimidir ama hiçbir zaman sadık bir kopyası değildir. Şimdi bu noktaya gelince aslında geri dönüp kognitif nörobilim bu kavramlara benzer neler yaptı bu tarihe kadar diye düşündüm ben de. Hemen 1990'ların başında Damasio'nun pozisyonu aklıma geldi.
beyin haritası biliyoruz ki mavi korteksler dış dünyadaki fiziksel büyüklüklerin modalite spesifik haritalanmalarının yapıldığı primer korteksler ve bu primer korteks komşuluklarında ilgili unimodel asosiyasyon korteksleri var. Bilgi hala parçalı olarak işleniyor. Ne zaman ki pembe heteromodal asosiyasyon alanlarına geliyoruz, işte bilinçli farkındalığın oluşacağı ve modalite spesifik parçalanmış bilginin transmodal olarak birleştireceği alanlara geleceğiz. 1990'ların ikinci yarısından itibaren Iowa grubu Damasio ile birlikte tamamen başka bir çalışma ya da bir teoriyi geliştirmeye başladılar. Ve onunla çok daha ünlendi Damasio, somatik işaretleyiciler hipoteziyle ki ondan da söz etmek zorundayım daha ileride ama ondan çok önce 80'lerin sonu 90'ların başında bu zamana kilitli çok bölgeli retroaktivasyon şöyle bir 4-5 yıl boyunca Damasio'nun ilgisini çekti. Yani bunu time locked multi-regional retroactivation karşılığı kullanıyorum. Aslında birazdan sizi de ikna etmeye çalışacağım ki tam da aslında ismini ifade etmeden Damasio'nun felsefeyi seven bir kişi olduğunu sabah da gördük. Descartes üzerine yazdı, Spinoza üzerine yazdı. Bu teorisini yaparken halbuki Husserl'den hiç söz etmemekte. Bakın bir takım temel terminolojisi var bu teorinin. Primer sensorimotor korteksler ve ona bir sinaps uzaklıktaki upstream karşılığı yokuş yukarı kullanıyorum ben. Kortekslerde yaşantılamanın parçacık kayıtları. Bunu da fragment records karşılığı kullanıyorum. Ve sinaps açtıkça, asosiyasyon kortekslerinden aşağı indikçe bu parçacıkların birleştirilmesi gereken yerler. Bunlara convergence zone ya da birleşim bölgeleri diyor. Bu birleşim bölgeleri önce algılanan antiteleri jenerik olarak bağlıyor. Bir sinaps aşağıda ise bunları spesifik olarak bağlıyor. Ne demek istiyorum yani? İşte ilk sıradaki ikinci koltukta oturan kişiye baktığımda bir kadın yüzü görüyorum. Jenerik bir kadın yüzü görüyorum. Biraz da düşünceli olduğunu ve yavaş yavaş da sıkılmaya başladığını görüyorum. Ha bu kimmiş? Aslı'nın yüzüymüş dediğimde o zaman spesifik olarak bağlıyorum. Sıkılmadın daha değil mi Aslı? Fakat şu anda henüz bu bağlamın tek bir unsuru bilinçli farkındalığıma çıkmış durumda. Ne zamandır ki bu bunu ileride yeniden bir anı olarak hatırlayacaksam o zaman bu bağlamın diğer unsurlarıyla birlikte kodlamam lazım. Ki işte zamansal bir aradalık dediği ya da olay bağlama dediği şey bu Damasio'nun. O da non-lokal asosiyasyon kortekslerinde daha aşağıki sinapslarda yapılabilecek bir şey ve bir bağlam kaydedilecek. Episodik belleğin gerektirdiği kayıt biçimi de böyle. Şöyle bakalım bu. Primer vizüel korteksten aşağı inen akış olsun. Şu ise primer işitsel korteksten işitsel asosiyasyon kortekslerine. İşte bu kabaca parçacık kayıtları. Parçacık kayıtları üçüncü sinapsta jenerik olarak bağlandılar. Dolayısıyla artık bir kadın yüzü ve bir kadın sesinden söz edebilecek durumdayım. Bir alttaki sinapsta ise artık buna bir spesifik olarak bağladığımda bir kimlik sunabileceğim. Bu Aslı'nın yüzü, Aslı'nın suratı diyebileceğim. Fakat ancak Aslı ile birlikte bu bağlamı oluşturan diğer unsurlarla birlikte kaydedebilmem lazım bunu. Bakın en alttaki sinapsa iniyorum. Muhtemelen burası hipokampus olmalı. Hipokampusa indiğimde bütün diğer unsurlarla bağlanan şu karmaşa görüyorsunuz ki aslında bir vektörel konfigürasyon oluşturuyor. O zamana kadar ya da HM'e kadar diyelim hipokampus zaten mamul maddenin kendinde biriktirildiği, saklandığı bir depo olarak düşünülürken Damasio'nun bu teorisinden itibaren epeyce böyle kristal berraklığında anladık ki hipokampusun yaptığı şey aslında mamul madde biriktirmek değil, bu vektörel konfigürasyonun adres kodlarını kendi içinde saklamak. Çünkü anıyı tekrar hatırlayacaksam
benim bu orijinal vektörel konfigürasyonu mümkün olduğunca aslında sadık bir biçimde yeniden üretebilmem lazım. Ama bu imkansız bir şey. Aynı Husserl'in düşünsel yaşantılamasının ilkinin sadık kopyası olamayacağı gibi. Dolayısıyla anılar daima hatalı anılar. Bu da yine kognitif nörobilimin diğer bir dev ismi Damasio'dan sonra. Tarih 2008 şimdi. Marcel Mesulamer 9 yılda bir tekrarladığı bir büyük meta teorik yazıyla birlikte alana çok önemli katkılar yapar gerçekten. Daima da Annals of Neurology'de yayınlar bunları. Daha önce de söyledim. 2017'yi büyük bir heyecanla bekliyorum. 2008'e 9 eklersek muhtemelen Annals of Neurology'nin 2017'sinde çıkacak ve belki de şimdi benim ıkınıp sıkınarak ifade etmeye çalıştığım şeyleri zaten keşfetmiş olacak büyük hoca. Ama bakın özetle burada söylediği yine hızlı bir indirgemecilikle 3 şeyden söz edecek ki nörofenomenolojinin nöroanatomisi diyeceğimiz bir tablo çıkacak karşımıza. Bir sensori fugal bilgi işlemeden söz edecek. Bu primer kortekslerden heteromodal alanlara doğru yani sansasyondan kognisyona doğru giden ve dış dünyadaki fiziksel uyaranın özelliklerini kognisyona sunmaya yarayan bir işleme biçimi. Ama bu böyle bir sınırlanımlardan bağımsız, keyfi bir işleme biçimi değil. Tamamen sensori petal, aynı anda onu sınırlayan bir retrograd akımla sınırlanmış durumda ki bu sınırlanım. Time'a eski yaşantılamalar dolayısıyla bir beklenti sunmakta. Aslında yeni bir şey olmayacağını düşünüyor primat beyni. Yeni bir şey olmayacağı içindir ki işte hep bir matematikle de uyarlanabilecek şekilde bir beklenti çıkarsaması sınırlanımı sunuyor sensori petal geri işleme. Ne zamandır ki bir yenilik beklentiye uymamakta, o zaman bir hata sinyali veriliyor ve bu yenilik bir yenilik olarak kodlanması mümkün oluyor. Sanki bu sensori fugal SF ve SP yolakları aslında pre-reflexive consciousness dediği şeyin nöroanatomisi gibi gelir bana Husserl'in. Ama aynı zamanda yine bir aşkınlıktan da söz ediliyor. Yine bir Kant'a gönderme diyebiliriz burada. Aşkın olan nedir? Aşkın olan tamamen bağlamın sınırlarından, şimdi ve buradan tamamen bağımsızlaşmış. Primat evriminin olanak sağladığı o kocaman prefrontal korteksle o öznel yanlılık üstten aşağı kontrol lüksünü de sağlayan bir yapı. Bununla birlikte çalışma belleğinden söz edebiliriz. Çalışma belleği o spasyotemporal bağlam içinde algılanan uyarana bir eylemde bulunulacak ise çalışma belleği sayesindedir ki artık primat ona daha alt organizmalar gibi refleksif ve hiç değişmeyen tepkiler değil, uyaranın bağlamın çıkış koşulların dolayısıyla değerlendirilecek ve esnek bir davranışsal repertuardan eski yaşantılamalarla kıyaslanıp en uygun cevabın seçilebileceği bir mimari sunmakta. Şöyle bir karton var bu makalede. İşte dış dünyadan iç dünyaya doğru sensori fugal akım. Fakat her bir adımda onun üzerine sensori petal kontrol ki bu kontrol bir matematikle öngörülebilir bu hep bias matematiğiyle. Ama tüm bunların üzerine bayesyen olmayan bir üstten aşağı kontrol sağlayan esas olarak frontal loblar. Peki buradan bir nöral öznelliğe doğru gidebilir miyiz? Yine Mesulam'a geri dönecek olursak işte sensori fugal akım bu fiziksel uyaranın parçacık kayıtlarından önce jenerik olarak antiteyi daha sonra da spesifik olarak kimliği kodladığında bir kavramsal ve deneyimsel bir tanımaya, yaşantılamaya olanak vermekte ama eş zamanlı sensori petal akım daima
daima bir öngörüsel bir sınırlanım sunmakta bu yaşantılamanın üzerine. Marcel Mesulam'ın aşkın kodlama dediği prefrontal korteks. Dolayısıyla bunu yine amaca yönelik davranış için çalışma belleği olarak özetleyebiliriz pekala. Buradan belki de yine bir Kant'a gönderme yapmak lazım. Aslında çalışma belleği muhtemeldir ki spasyo-temporal bağlamın talep ettiği anlık amaçlara yönelik en uygun cevabı refleksif değil de esnek bir biçimde seçmemizi sağlıyor. Hipotetik imperatiflerin, Kantiyen hipotetik imperatiflerin nöral altyapısı belki burada. Ama Kantiyanlı hipotetik imperatiften değil aslında ömür boyu davranışlarımıza rehberlik eden bir ideallerden de söz ediyor. Kategorik imperatif. Kategorik imperatif sahibi bir özne aynı zamanda insan öznesi. Bunun nöral temelini nerede bulalım? Nasıl olsun da bağlamdan bağımsız olarak bir takım idealler belki de bize ömür boyu rehberlik etsin. Evet. Bana sorarsanız bunun karşılığı da default mode network'te ya da benim olağan durum şebekesi olarak çevirdiğim durumda. Aslında bu tamamen tesadüfi bir bulgu. Aranıp da bulunan bir şey değil. Bir meta analizden çıkan, işte serendipity denebilecek olan şey, biliyorsunuz serendip bir masalsı bir büyücüdür ve hep böyle istemeden keşifler yapar ve İngilizceye bu tür keşiflerin karşılığı olarak serendipitous keşifler geçmiştir. Bana sorarsanız bu da öyle. Reichel görür ki, Reichel fonksiyonel MR'dan da önce pozitron emisyon tomografisiyle çok uğraşmış bir isim. Aslında fonksiyonel MR'da ne yapıyoruz? Fonksiyonel MR'da ya da fonksiyonel görüntülemede PET ile bir takım görevler, bir takım kognitif görevler sunuyoruz deneye. Bu kognitif görevler sırasında aktive olan beyin bölgelerinin o kognitif görevin coğrafi karşılığı olduğunu çıkarımını yapıyoruz. Bunların yapılabilmesi için metodolojik olarak bu aktivasyonlar arasında istirahat denilen bir dönemin de olması lazım. Bu meta analizde Reichel görür ki aslında istirahat denilen dönemde beynin bir bölgesi, belli bölgeleri daha doğrusu bir bölgesi değil, belli bölgeleri parıl parıl parlıyor, hiç de istirahat etmiyor. Nedir bu parıl parıl parlamanın karşılığı? İşte daha sonra bir science makalesi de olacak Reichel'ın bu. Brain's Dark Energy, beynin karanlık enerjisi diyecek buna Reichel. Gerçekten de anlaşılacak ki aslında istirahat diye zannettiğimiz şeyde beyin bütün enerji tüketiminin %60-80'ini tüketmekte de o müthiş zihinsel efor gerektirdiği zannedilen kognitif aktiviteler sırasında bunun üzerine %4-%5 daha ekstra bir şey koymakta. Yani Homo sapiens tuhaf bir tür, herhalde başka bir türde olağan durum aktivitesi diye bir şey olmasa gerek. Kendi kendine kaldığında ve kendini her şeyden, bütün uyaranlardan, dış dünyadan bağımsız kıldığında tuhaf bir enerji harcıyor. İşte bunun nedeni ne olabilir? Aslında işte bu ana giriş kapılarına bakılacak olursa bu olağan durum şebekesinin birinin arkadaki posterior cingulate cortex ya da precuneus olduğunu, ön taraftakinin de anterior cingulate cortex'in özel bir bölümü, ventrali olduğunu görüyoruz. Gerek ventralin seçici bağlantı bölgelerine gerekse de posterior'un seçici bağlantı bölgelerine bakıldığında aslında burası kestirilebilir bir şebeke ortaya çıkarıyor. İşte burası kişinin kendini bir belli bir zaman ve mekan içinde algılayabilmesi, geleceği planlayabilmesi için semantik bellek